Öğretmenim, aynı zamanda tarih öğretmeniyim. Çocukların neredeyse her kademede dersine bilfiilde halen giren bir insanım. Önümüzdeki 100 yıl için en önemli hamle eğitim hamlesi olmalı, ama hep klişedir. Eğitim şart falan diyoruz ya. Çocukların genel itibariyle dünyadan kopuk, sosyal medya ile kendi halinde nereye çekerseniz gidebilecekleri, şovenist duygularla rahat hareket edebileceği bir kitle oluştu. Bazen de çocuklara şeyi soruyorum, neden doktor olmak istiyorsun? İşte insan sevgisinden dolayı demiyor. Etiketinden dolayı, maaş sorunu yok, toplumda bir kabul görüyor. Ya da diyorum ki sen ne olmak istiyorsun? Diyor ki ben örnek veriyorum inşaat mühendisi, o daha iyi para kazanıyor. Ailede eğitim başlıyor aslında. Velilere de söylüyorum ya, iyi de her gün parayla, pulla ya da ticaretle, mevkiyle, şan şöhretle yatıp kalkarsak bu çocuk zaten beklentilerini bu doğrultuda büyütecektir. Cumhuriyet mi diyoruz mesela? Cumhuriyetin gerçekten ne olduğunu o çocuk bilmiyor ki. Kazanımla hukuk devleti diyorsunuz. 10 kişiden çevirelim yolda. Hukuk dediğiniz zaman öyle bakıyor. Bizim devrimimiz, yani Türkiye Cumhuriyeti devrimi biraz da tepeden indi. Bunu da kabul etmek lazım. Hani insan hakkı diyorsun, diyor ki insan hakkı, insan nedir, hakkı nasıl olmalı? Kadın hakları diyorsun, diyor ki kadının hakkı nasıl olur ki, yani nedir? Ama yeni neslin eğitilmesi o kadar ilmek ilmek yapılmalı ki, Müslümanım diyorsa hakkını verecek, Hristiyanım diyorsa hakkını verecek. Cumhuriyete ben inanıyorum diyorsa, Cumhuriyet'in ne olduğuna inanması gerekiyor ve öğrenmesi lazım. İşte az önce sizin de söylediğiniz, halkından kopmuş bir mantıkla bu iş yürümez ya. Biz siyaset istemiyoruz gerçekten. Herkes gelsin, lahme bisayını, tepsi kebabı yiyelim, oturalım, gerçekten bu milletin ne sorunu varsa çözülmeyecek, der değil. Yeter ki irade, siyasi irade, kendini, kardeşim ben bu sorunu çözeceğim desin, eğitimi de çözeceğim desin. Ama eğer istiyorsanız ki siz bir toplumu, mühendislik eğitimdedir aslında ya, vallahi. Hani ne derseniz deyin. Hani siyasetin de temeli eğitimde, hukukun da temeli eğitimde. Siz nasıl bir toplum istiyorsanız eğitimi o şekilde şekillendirirsiniz. Nacizane ben soruma gelmek istiyorum. Anayasanın değiştirilmesi gündeme geldiğinde ilk üç maddenin de değişebileceğine dair cümleleriniz oldu mu? Siz ilk üç maddenin değişmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle şunu söylemekte yarar görüyorum. Bizim parti olarak hazırladığımız anayasa değişiklik metninde de, daha sonra altı partinin ortak metninde de ilk dört maddeyle ilgili hiçbir değişiklik önerisi yok. Bir YouTube kanalında, sanırım Nevşin Mengü'ydü, onun bir YouTube programı, bir tamamını bir izlemeniz lazım o diyaloğu ki bunu tam anlamak için. Yani özellikle ilk dört madde değişir mi, değişmez mi, değişir mi, değişmez mi diye çok hızlı, yani arka arkaya sorular sorunca dedim, günün birinde dedim, birileri gelip de hani oturalım ya bunları da konuşalım derse belki o gün konuşan konuşur, ama bizim Deva Partisi olarak böyle bir konumuz gündemde yok. Yani bizim parti olarak böyle bir şeyimiz yok. İkinci soruda şöyle, hani bildiğim kadarıyla liberal ekonomiyi savunuyorsunuz. Liberal ekonomi Atatürk'ün devletçilik... Devletçilik ilkesiyle onunla bahsediyor. Anladım. Devletçilik... Özellikle o açıdan soruyorsunuz. Evet. Yani. Tamam. Şimdi bu konuda da bizim duruşumuz çok açık. Biz devletin ekonomideki rolünü denetleyen ve düzenleyen bir rol olarak görüyoruz. Yani devletin rolü ekonomide düzenleme ve denetleme olmalıdır. Bir de mecburen eğer tekel tarafından yürütülmesi gereken bazı işler varsa, mesela öyle bir sektör olur ki o tekel olur. Yani tekel durumdaki sektörlerin de özel sektöre verilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Eğer mecburen bir sektör bir tek kuruluş tarafından götürülecekse o sektörün niteliği gereği, orada da o işi devletin yapması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak ülkelerin ekonomilerinin gelişme evresinde farklı evrelerde farklı tür politikalar gerekebilir. Yani özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda bahsettiğiniz gibi para pul yok, büyük bir yoksulluk, bütün imkanlar savaşlarda tüketilmiş ve hadi bakalım özel sermaye, özel sektör, hadi harekete geç dediğinde öyle bir şey yok. Yani özel sermaye diye bir şey yok, özel sektör yok yani. Dolayısıyla öyle bir dönemde devletin belli başlı sanayi hamlelerine öncülük yapması, örnek olması da çok kıymetliydi. Dolayısıyla o dönem için doğru olan belki de oydu yani. O dönemi yaşayıp o dönemin özelliklerini bilmek, tanımak gerek. Ama ülkede belli bir sermaye birikimi olduktan sonra, özel sektörde belli bir iş yapma kabiliyetine ulaştıktan sonra biz özel sektörün yarışma içerisinde rekabetle daha iyi ürünü, daha iyi hizmeti, daha ucuza vatandaşlara sunmak için yarıştığı bir sistemi daha uygun görüyoruz Türkiye için. Bu ama dediğim gibi sektörden sektöre değişiyor. İşte diyelim ki şu neyi üretiyorsun? Bu kalem üretiyorsun. Şimdi devletin kalem üretmesine gerek yok yani. Bunu 100 tane şirket rekabetle üretsin. Kim daha iyi, kim daha ucuza satarsa o başarılı olsun serbest rekabette. Bizim ekonomideki bakışımız o. Ama devlet bunu düzenlesin. Nasıl düzenlesin? Mesela desin ki bunun içinde
içindeki mürekkep zehirli olmasın. Mesela olur da çocuk ağzına falan alırsa çocuğu zehirlemesin mesela. Devletin görevi orada devreye giriyor. Ya da alerjik bir maddeden olmasın. Hani elini tutan, kalemi tutan eli alerji olmasın. Özellikle olimpiyatlarda nasıl hep kurallar olur, değil mi? Olimpiyatları düşünün. Ya da bir 100 metrelik koşu yarışını düşünün. Yani o çizgileri çizerseniz bir başlangıç noktası olur. Doping almadığı konusunda, yani özel kayırma olmadığı konusunda atletleri, işte koşucuları bir teste tabi tutarsınız. Ondan sonra onlar koşuya başlarlar. Biz devleti işte o kuralları koyan ama özel sektörde koşturan göreve sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugünkü ekonomik kalkınmışlık seviyesine dikkate alarak. Bizim Hatay'ımıza renk kattınız. Ben Hataylı sevdalısıyım. Ayrıca Hatay'ın doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi biriz. Yani bu depremden önce hemen hemen hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi kucaklıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Ama şimdi siyaset değişti. Tek bir taraf yönlendi. Olmaması lazım. Yani mağduruz. Çok mağduruz. Ben Türkiye, kuzeyi, doğusu, batısı bizim kalbimizdir. Çünkü senin gibi bir genel başkana ihtiyacı vardı. Atatürk en son Hatay'ı Türkiye'ye kazandırdı. Sayın Başkanım, Genel Başkanımız, sen Hatay'dan çık yola. Allah senin yanındadır. Her zaman için. Teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Sayın Genel Başkanım, öncelikle hoş geldiniz memleketimize. Ben İstanbul doğumluyum ama 34 yıldır Antakya'da yaşıyorum. Umudumu yitirmek istemiyorum Sayın Genel Başkanım. Burada kimseyi de üzmek istemiyorum. Çok var ailesini, yakınını kaybeden. Ben eşimle beraber oğlumu, gelinimi ve torunumu kaybettim depremde. Umudumu yitirmek istemiyorum Hatay'la ilgili, Antakya'yla ilgili. Ben bir an önce... Bilmiyorum... Çok konuşamayacağım ama tekrardan hoş geldiniz. Evet, Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin. Kenan Kan tercih ertemenisi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken yapmamız gereken en önemli şey çökertilen eğitimi ayağa kaldırmak. Bugün ne yazık ki üniversitelerden, teknik okullardan mezun olan çocuklarımız, evlatlarımız tamamen gördükleri eğitimden de uzak, pratikle hiçbir ilişkileri olmayan, hiçbir şey yaptıramadığımız gençlerimizle karşı karşıyayız. Mevcut iktidar eğitimi çökertmekte gerçekten çok büyük bir başarı elde etti ve başardı. Bizler eğer ayağa kalkmak istiyorsak, ülke olarak ayağa kalkmak istiyorsak elimize atacağımız ilk şey eğitimi toparlayıp eğitimi ayağa kaldırmaktır. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür. Genel Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol. Öncelikle bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında aslında çok geriden geldiğimizin de farkındayız. Bir genç olarak bunu söylüyorum. Eğitim konusunda çok eksiğiz. Kaldı ki sonraki yüzyılda aslında zaten teknoloji ve 5 yıl sonra şimdiki bulunan mesleklerin birçoğu yok olacak. %50'si yok olacak. Kesinlikle tamamen yapay zeka, teknoloji vesaire. Bunlara daha çok önem verilmesi gerekiyor. Gençlerimizi adapte edilmesi gerekiyor. Yani gençlerimizi kazanmamız lazım tekrardan. Çünkü inanılmaz bir göç almaya başladı Avrupa'ya, farklı ülkelere. Kaçıyorlar resmen. Hani ekonomiyi sorsanız 7-8 yaşındaki bir çocuk da açıklayabiliyor. Bunları aslında çocukluğunu da yaşamaları gerekiyor. Önümüzdeki yüzyıl inşallah bunları göreceğiz. Sizinle birlikte de güçlü Türkiye'yi de inşa edeceğiz. İnşallah. Teşekkürler. Sağ ol. Benim ikinci yüzyıldan üç önemli konuya değinmek istiyorum. Bunlar bizim için önemli. Eğitim. Eğitimde bu geçtiğimiz seçimde mülakatlar kaldırılacak denmişti de ama kaldırılmadı. Evet. İkinci konu ise dış ilişkiler konusu. Ben isterim ki ikinci yüzyılda Türkiye artık dışa bağlı olmasın. Her konuda, her anlamda. Hiçbir şekilde dışarıdan herhangi bir desteği, hatta tam tersi dışarıdaki bir ülkenin bizden destek almaya ihtiyacı olsun. Hani biz hep deriz ya süper güç, Amerika, atıyorum Rusya. Artık biz olalım mı? Belki biraz ütopik geliyor ama ben isterim ki hiç borçlanmamız hiç olmasın artık. Kendi paramız olsun diyorsun. Evet, kendi paramız olsun. Daha değerli olsun isteriz. Son konu ise işsizlik. İsterim ki ikinci yüzyılda artık işsizlik olmasın. 18 yaşına gelmiş bir birey eline tableti aldığında iş seçsin ve o işte çalışabilsin. Mutlu olacağı bir iş. Bu işte devam etsin ve son olarak 50 yaşına geldiği zaman bir birey artık emekli olabilsin ve hayatını iyi yaşayabilsin isteriz tabii ki. Son olarak ikinci yüzyılda en önemli nokta ve bizim hani Hatay olarak da çok çok dikkat ettiğimiz konu toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadın cinayetleri. Artık bunlara bir son verilmeli. Bunlar için çok çok katı kurallar getirilmeli. Ne gerekiyor?
gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Yani her gün hemen hemen kadınlarla ilgili kadın cinayetleri, istismar durumlarını görüyoruz maalesef. Doğru. Umarım ikinci yüzyılda bu olmaz. Bununla ilgili önemli adımlar atılır. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Bunlar önemli konular, önemli temenniler. Sağ ol. Bizi burada hem acımızı paylaşıp hem bize konuşma hakkı verdiğiniz için bu çok değerli, çok teşekkür ediyoruz. Diğer devlet büyüklerimizden de bunu bekliyoruz inşallah. Onlar da gelir, görürler, o şekilde davranırlar. Ondan sonra madem ki bayanlara söz hakkı vermek istediniz, onu söyleyeyim, bayanlardan açayım. Ben bayanlar için daha çok istihdam sağlanmasını isterim. Yani ben bayan yöneticilerin daha çok olmasını istiyorum, daha fazla görmek istiyorum. Ki şöyle söyleyeyim, hani bayan olduğum için değil ama siz de takdir edersiniz ki böyle etrafa baktığınızda bayan yöneticilerin biraz el attığı yerler biraz daha detaylı, daha güzel, güzelleştiriyorlar yani. İsterim ki hani bayanlar biraz daha onlara bir istihdam sağlansın. En önemli konu bana göre de evet eğitim. Neden eğitim? Ama sadece okulda değil. Eğitim sadece okulda değil, önce evde. Sonra hükümetin bunu geliştirmesi gerekiyor. Sosyal alanların çok daha fazla olması gerekiyor. Eğer bir bayan eğitimliyse çocuğunu eğitir. Çocuklar için de sosyal alanların geliştirilmesi ve çoğaltılması gerekiyor. Bence Türkiye açısından, yani her yer için. Bana göre öyle. Bir de dediğim gibi eğer sosyal alanlar ve eğitim daha çok geliştirilirse bence daha kaliteli yaşam süreriz. Yani ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Önemli konular hepsi. Sağ olun. İnşallah hep beraber nice yüzyıllara daha iyi bir eğitim sistemiyle, daha yüksek yaşam standartlarıyla, daha sağlam bir hukuk sistemiyle, gerçek anlamda hukukun üstünlüğünün yaşandığı bir Türkiye olarak barış içerisinde, iç barışımızla, iç huzurumuzla inşallah kol kola, yüz yüze bakarak yürüyeceğiz diyorum. Yüz yüze bakalım diyorum ki nice yüzyıllara yüz yüze bakarak yürüyelim, birbirimize sırtımızı dönmeyelim, tam tersine birbirimize yüzümüzü dönelim diyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel, verimli bir sohbet oldu. Bu vesileyle de ailelerinize, dostlarınıza gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun.